3. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli mi olacak, yabancı mı olacak? Bir sonraki benim... maça yeni hocamızla çıkacağız e. dendi mi, denmedi mi? 4. 4. Beşiktaş devre arasında hangi mevkilere transfer yapacak? 5. Beş, Beşiktaş'ta hangi oyuncular devre arasında yollara ayrılacak? Bir dakika, Tabii ki. O sorulara gelemezsin ki daha hoca alınmadı. Ya. İşte ama soracaklar diyor. İşte hayır. Yani ben, ben abi. şu açıdan diyorum. Yani böyle bir toplantı yapılması çok faydalı ve yerinde olur. İyi ki böyle güzel bir bilgilendirme toplantısı için bir gün vermişler, tarih vermişler. Perşembe 13. Yani arkadaşlarımız bu soruların yanıtları ben de merak ediyorum mesela. Yani ne olacak Beşiktaş'ta? Bundan sonra Beşiktaş'ı Beşiktaşlı taraftarlar nasıl bir süreç bekliyor? Nasıl bir hoca bekliyor? Nasıl bir aday olacak? Hangi futbolcular gidecek? Gezal gidecek mi, kalacak mı? Rozier satılıyor mu? Abu Bakar, Suudi Arabistan'dan teklifler var. Oraya doğru dönüyor mu? Size teklif geldi mi resmi? Yani sonuçta Beşiktaş'ta ikinci yarıdaki hedefi ne olacak? Elbette ki Türkiye kupasını almak mı? Ligi kaçıncı sırada bitirmeyi planlıyorsunuz? Bak bir sürü benim aklıma soru geldi. Yani e, bunların hepsini sormak lazım. Çünkü Beşiktaş taraftarı bunları merak ediyor. Bunlar önemli detaylar. Kadro yani, kalan oyuncularla ilgili kararı yeni hocamız verecek dedi. Hasan Bey. Hatta, Hatta yani vermişler burada... onlar kararı o kararı ona açıklatacaklar. Yani burada Öyle bu, mi? bu Öyle. yani yeni 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 hocamız bu oyuncuların kalmasını da isteyebilir de yani sonuçta bu bu takımın önemli fut, önemli futbolcuları bunlar. Yani burada önemli olan bu futbolcular niye oynuyor, niye psikolojileri bozuldu bu süreç içerisinde paralarını alamadıkları için mi Sıksı koca değiştiği için mi Burak Yılmaz'ın tutumundan dolayı mı Rıza Çalımbay'ın tutumundan dolayı mı Şenol Güneş'e mi küslerdi? Ne oldu kardeşim? Niye oynamıyorsunuz? Kaç ya da tane hoca son... ya? Yani Kaç e... tane? E, tamam o zaman gerçekten bir takımın içerisinde bir çete hoca yiyen bir çete olduğu ya düşünülüyorsa mi? Yani... ya da yani bir oyuncu grubu olduğu düşünülüyorsa zaten bu oyuncuların hepsini bir şekilde yollamak lazım. Ya bak yani... şöyle düşün. Biz her gün burada içtiğimiz çay ya bu çay kötü, bu çay kötü, bu çay kötü, bu çay kötü, bu çay kötü dersek günün birinde ya çayın markası değişir ya çayı yapan değişir değil mi abi? Evet. Ama bu biz bir araya geldik çete gibi bir karar aldık da uyguladık demek değildir yani. Ya tamam çete demeyelim. Bence yani bir durum bu. Ama yani bir bir takımda bir oyuncuları, şey futbolcuları böyle yiyen isimler falan... ...şey teknik direktörleri yiyen isimler falan varsa orada sorun var demektir. Yani bunda da göz Tabii. ardı edemezsin Doğru, ki. Doğru sorun var. Ee, sonuçta bunu çözecek olan da yeni yönetim ve bu işin başındaki insanlardır. Yani ortaya koyacağı rötken önemli mesela bak bir soru daha Rıza Çalımbay siz için dedi ki ben giderken yanıma bile gelmediler. Bana kadroyu dışı kalan oyuncuları bana sormadılar. Yani bir sürü cevaplanması gereken, merak edilmesi gereken konu var. İletişim açısından böyle bir toplantıyı yapmak ve Beşiktaş'ta bilinmeyenlere yanıt vermek lazım. Yani artık böyle gri laflara Beşiktaş'ta gerek yok. Net olacaksınız kardeşim. Hocamız yabancı olacak. Yerli olacak. Yarın açıklayacağız. Gezdal gidecek sözleşmesini feshediyoruz. Yani e, ya da işte orta sahaya oyuncu alacağız, golcü alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız. Beşiktaş'ın Beşiktaş kadrosu bence çok kötü de bir kadro değil. Beşiktaş'ın sorunu genel olarak takımında bir mental düşüklük var. Zaten başkan dedi, birinci hedefimiz dün onu öyle açıkladı. Takımı toparlamak dedi. Takım bir türlü toparlanmıyor. Bak dünkü galibiyet Beşiktaş için bir ilaç oldu. Yani çok önemli bir galibiyetti ee, bu nedenle ben bu tür toplantıların ve yıl bitmeden bir değerlendirme yapılmasını çok faydalı görüyorum Beşiktaş tebrik ediyorum çok doğru bir hamle yapmış Sayın Aybaba bu sorulara en mantığı herhalde yanıtı verecektir herkesin Mutla. merak ettiği sorulara Beşiktaş'ın formülün bir parçası olması lazım değil mi abi yani Beşiktaş ülkenin en köklü kulüplerinden biri çok geniş kitleye sahip büyük bir taraftar topluluğu var formülün içinde, denklemin içinde olmalı. Şampiyonluktan uzak olmamalı. Öyle değil mi? Ne yapıp edip ya şampiyonluk toparlamak tabii şu anda lazım. iki, bu sene belki iki, zor. Iki, ya bu sene olmaz o iş artık. Bu sene bitti. Ama ligin sonuçta e, devam eden bir yarış var. Bu yarışın içinde o takım o takımları e, geriden gelen takımların da belli bir noktaya kadar zorlayabilir. Belli bir noktaya kadar. Ama bugün Türkiye Ligi'nin profiline bakıldığında işte iki tane takım kaldı. koca Bundan sonraki ikinci yarıda, ya ikinci bölümde, oyunun ikinci bölümünde bu takımlar mücadele edecek. Ve gördüğümüz kadarıyla da bu sadece saha içinde de olmayacak. Yani saha dışındaki açıklamalara bak, bir pozisyon üzerinden iki gündür taraflar açıklama yapıyorlar. Yani her iki tarafında savunduğu şeyler var. Bir taraf diyor ki yabancı hakem gelsin, bir taraf diyor ki tuz koktu artık diyor. Yani bu bu iş nasıl olacak diyor. E bir taraf diyor ki biz zaten diyor hakemlerle ilgili diyor güven sorunu problemi olduğunu sürekli ifade ediyorduk diyor. Yani bunu belli ki bu bundan sonraki e, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle bu iki takımımızda oynadığı bütün maçlarda hakemlerle ilgili öncesinde sonrasında da sosyal medya hesaplarında federasyonla ilgili açıklamalar yapacaklar. Çünkü bir türlü tatmin oldukları bir nokta yok. Yani ya o maçlarında oynanabilecek en ufak bir hata, en ufak bir şey e, gündeme getirecekler. Bu da bir strateji. Bunu geçen sene de yaptılar. Ama bu sene bu daha da alevlen, alevlenecek ve ilk yarıda zaten vardı. İkinci <laughs> yarıda bence daha da alevlenecek. Keşke yapmasalar diyeceğim ama yok öyle bir umudum yok. Yani tabii sorulacak <laughs> bir soru var. Ee... Samet abi, e, Samet abiye, Samet, Samet Ay babaya hakikaten buradan da mesela çok. Yani bizim hocamız Sergen olmalı diyenler var. Ama Sergen Yalçın'la görüşüldü mü, görüşülmedi mi? Bu da e, havada kalan bir konu. Yani taraflar şimdi bir ortaya demiyor. koyalım. Beşiktaş'ın durumunu bir ortaya koyalım. Beşiktaş e, finansal bir sıkıntıyla her takımımız gibi boğuşuyor mu? Doğru. Şimdi artık sportif başarıdan da uzak bir noktada. Değil mi? Doğru. Ee, Beşiktaş'ta sadece bu sene içerisinde ...üç teknik adam görev yaptı. Şey. şey Şenol Hoca. Şenol Hoca. Burak Çalınbay Rıza, çalınmaz. Rıza Rıza Serdar Hoca var şu anda. Ya Serdar Hoca e, o yani vaziyet etti duruma. Şu anda da hoca arayışı var. Evet. Bu seneye dair bir şampiyonluk iddiası yok <laughs> ve Abu Bakar gibi takımın en önemli ve en değerli oyuncusunun da dahil olduğu bir grup futbolcuyla bir kadro dışı e, süreci yaşanmakta İlginç bir nereye gideceği de belli olmayan bir muhasebenin içinde. Hı hı. Şimdi bu noktada <laughs> eğer camia Süleyman Seba'nın zamanında desteklediği adaya oy verdiyse bu camianın Beşiktaş değerlerine de sahip çıkarak oy vermesi anlamına gelir. Bakın ben iddia ediyorum iki çok önemli faktör vardı. Hasan Arat'ın Serdal Adalı gibi çok güçlü bir aday karşısında rahat seçimi kazanmasının iki çok önemli faktörü vardı. Birisi Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ikilisiydi. Öteki de zamanında Süleyman Seba tarafından işaret edilmiş bir aday olmasıydı. Geri kalanlar da tabii ki çok etkilidir. ...plan, proje, vizyon ama... ...bu iki faktör... ...Serdal Adalı lehine olsa seçimi Serdal Adalı kazanırdı. Hmm. İddia ediyorum. Yani Samet Aybaba'nın... ...sportif direktör olarak... ...Veyaz Uçar'ın da yönetim kurulu üyesi olarak... ...futboldan sorumlu... ...yönetim kurulu üyesi olarak... ...seçim öncesinde... ...isimlerinin zikredilmesi ve fotoğraf vermeleri... ...Beşiktaş Kongre... ...üyelerinde... olumlu ...bir karşılık buldu bizzat... Biliyorum Beşiktaş kongrelerini yakından takip eden basın mensupları ve kongre üyeleri de bana katılacaktır kuşkusuz Şimdi eğer siz futbolun yönetimini Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba koordinasyonuna bıraktıysanız Normal şartlarda Rıza Çalınba'ya karşı en azından zarif bir şekilde süreci bitirecek bir tahammül görürsünüz Onu gördük mü görmedik ben Rıza Çalınbay ile vedalaşma şeklinin incitici olduğu kanaatindeyim. Ya bugün Beşiktaş tarihine bakıldığında baba hakkı Süleyman Seba Rıza Çalınbay diye sayarız yani. Yanlış mı? Murat. Evet. Baba hakkı Süleyman Seba Rıza Çalınbay diye sayarız yani. Beşiktaş bunu sorun yetmiyor ki. Tamam önemli değil. Hani kimse kimseyle çalışmak zorunda değil. Rıza Çalınbay ile ayrılabilir ama böyle ayrılmamalıydı. Şimdi aynı ikiliden futbolu yönetsin diye yönetim kuruluna alınmış Feyyaz Uçar ve futbolu yönetsin diye en üst düzey profesyonel olarak e, Ümraniyenin başına konmuş Samet Aybaba. Aynı ikiliden siz diyorsunuz ki yanlış yani sizi kastederek söylemiyorum. Bruno da Bruno Getsu'yi mi? Neydi? Gene su. Ya Allah aşkına arkadaşlar ya. Samet Aybaba Peki ile bir kere, bu... içen, bir kere çay içen, bir kere çayı içen biri, Feyyaz Hoca ile bir kere göz göze gelen biri Feyyaz Hoca ile Samet Hoca'nın böyle bir karar almayacağından benim adım gibi, emin olduğum gibi emindir. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya oturacaklar, Bruno bilmem. Hayır, böyle bir şey olabilir mi ya? Peki şu oğlum, Sergen Hoca çok fazla iş. Kabul edilebilir bir şey değil bu bakın. Samet Hocam ve Feyyaz Hocam illa Sergen istiyorlardır demiyorum. Ama onlar demek ki bir seçim malzemesiymiş. Ben böyle anlarım. Çünkü ben onların Bruno burun Bruno'cu olduğunu sanmıyorum. Kimse ya Bruno olmaz başkası olur canım. Niye Bruno ile şey yapıyorsun yani? Abi Yabancı. iki kıymetli Türk teknik adam. iki pro lisans sahibi Türk teknik adam. iki Türk futbol tarihine geçmiş önemli futbol adamı. Ve Türk futbolu için her zaman hayalini kurduğumuz şekilde bir yapılanma. Yönetim kurulunda Feyyaz Hoca Sportif direktör olarak da Samet Hoca bu yani Türk futbolu için bile bir kurtuluş reçetesi. Türk futbolu için bile kritik bir atama ya bu. Ya tamam da burada buradaki bence Beşiktaş'ta eğer bir yabancı teknik direktör aranıyorsa bunun temel nedenlerinden bir tanesi de e, yani mesela Fransız işte hoca. Yani takımda Fransız e, ee, hoca oyuncu çokluğu mesela olamaz mı ya yani iletişim açısından? Olabilir abi. Yani Fransa'da işte e, ee, o zaman tekrar Valerian İsmail'i alsınlar. E. En azından bir deneyimi var. Valerian İsmail. Hocam. Hocam. benim önerim o. Sergen Hoca pek, ben Serdar Toprak Tepe ile devam etmelerinin de daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Sergen Hoca pek işine karışılmasını isteyen bir teknik adam değil. Kimse istemez. Bu noktada Sergen Hoca Samet Baba ile birlikte nasıl bir ikili olurlar ve veyahut Şimdi medyada May, bu kadar alternatif isim yazılırken, işte ben bir ilk bölümde e, kaçıranlar için bir daha söylemek lazım. Yani bu Bruno ile Frans teknik adamla bir görüşme yapılmışken, anlaşmanın süresine dair detaylar bile masaya yatırılmışken, yani birkaç güne kadar bu hoca ile ilgili işte perş, Perşembe günü mü bir toplantı? Herhalde 13. bunu soracaklar. Bas toplantı. belki de o gün açıklanacak, bilmiyorum yani. Çarşamba, Perşembe iki gün var. Cuma. Ya bir sonraki e... maçımıza. Yeni teknik direktörümüz de çıkacak. Tam da bir yani sonraki maç. Feyyaz Hoca mı? Beşinde mi? Samet ne zaman mı? Kim dedi? Yeni program ya, açıklandı yani. Kim dedi ya? Bir sonraki maçımız. Feyyaz Hoca mi? dedi. Feyyaz hoca, Ahmet dedi. hoca konuşmadı ki hiç zaten şu ana kadar. Feyyaz Hoca açıklama yapıyor maçlardan önce ya da belli durumlarda. Öyle öyle. Samet Hoca ilk defa konuşacak Samet Aybaba. Yani onunla düşüncelerini Şimdi sana, öğreneceğiz yani. Sana ben 6 ay önce seninle konuşuyorum. Ya Beşiktaş'ta Ahmet Nurçevi gider yerine Hasan Arat gelir. Hasan Arat da yönetim kuruluna Feyyaz Hoca'yı alır. Sportif direktör olarak da Samet Hoca'yı alır diyorum Murat sana. Hı hı. Sonra da diyorum ki peki bu ikili hoca olarak kimi düşünür diyorum. Sen de Bruno diyorsun mesela. Böyle bir, böyle bir diyalog olabilir mi? E, <laughs> hoca başkan böyle bir belki de başkan sordu soruşturdu. Bu hocanın ismini verdiler. Menajerler ya da ilgili kişiler yani olamaz mı? Samet Hoca verdi? Samet Hoca değil ya. Başkan'ın belki... Samet Hoca başka gitti yabancı var. hoca mı aradı yani Beşiktaş'ta sence? Samet Hoca yabancı hoca aramadı. Samet Hoca değil başkan görüşmüş zaten adayla. E, o zaman başkan niye Samet Hoca'yı profesyonel olarak aldı Feyyaz Hoca'yı o, da? Olabilir. Başkan bu. Her şeye müdahale edilebilir. Adı üstünde başkan. Her şeyle ilgili bir düşüncesi Tabii, bir şeyi olabilir. Sonuçta başkanın da dediği olur. Sayın Başkan uygun görürse böyle olur Sayın Başkan uygun görürse bunu bunu yapar sportif direktör de nihayetinde Feyyaz Uçar da. Şimdi ben şu açıdan da bakmak lazım. Bak Şenol Güneş. Ee, onun öncesinde kim var? Sergen Yalçın. Sergen Yalçın, Sergen Yalçın gitti. Valerin İsmail geldi. O olmadı. Şenol Hoca geldi. Çok eleştirildi. bıraktı, istifa etti. Ee, Burak Hoca geldi, Rıza Hoca geldi. Yani tekrar bir yabancı teknik direktöre dönüş olabilir. Neden dönüş olabilir? Çünkü ligin ikinci yarısında bakarlar yabancı hocayla bir devam ederler. Oldu oldu olmadı zaten derler. Hocam biz seninle yapamıyoruz, edemiyoruz. Otururlar, anlaşırlar. Ya başka bir mayıs ama haziran ayında başka bir teknik direktöre giderler. Bu kadar basit ya. Daha kolay Aynen. olur yani bu o işleri da halletmek.